Sahabe-i kiramın bu usta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri, öğrettikleri hakkında hadis-i şeriflere efendim gelince Ebu Said el-Hudri radıyallahu teâlâ anhu Tirmizi'de geçiyor. Ondan sonra diğer sahih kaynaklarda da geçiyor. Ne buyuruyor? Sallâ binâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen salâtel asr binehâr. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ikindi namazını bize kıldır. Tirmizi'de var diye çok kaynaklı var. İkindiyi kıldırdı diyor. Ama diyor biraz geç vakitte kıldırmadı da ilk vaktinde kıldırdı gibi anlıyorum. Gündüz yani daha. Demek ki belki de asrı evvelle ilk vakitte kılıyoruz ya şimdi biz İmam Bey'in görüştü. İmam-ı Azam'a göre asrı saniye bir 40 dakika falan oynuyor. 1,5 saate kadar fark çıkıyor günler uzunken. En kısa günde yani kışın bile 40 dakika bir fark var hani asrı evvel asrı saniye arası. Yani demek ki ilk vaktinde kıldırdı diyor. Yani günün batmasına, güneşin batmasına bayağı zaman kaldı. 3 saat kalıyor. Sümme kâme hatîben. Sonra ayağa kalktı, bir konuşma yaptı. Cuma günü falan, cuma hutbesi değil. Cuma hutbesi 2 saat sürer mi? Bir konuşma yaptı diyor. Bu konuşmada ne yaptı diyor? فَلَمْ يَدَعْ شَيْنْ يَكُونُ اِلٰى قِيَامِ سَعَاتِ Kıyamet kopuncaya kadar ümmetiyle ilgili fitneler, kargaşalar, kimin başına ne geleceğinden, Hazreti Osman'ın şehit edildiğinden, Hazreti Ali'nin, yani kıyamet kopana kadar bizim süreçlerimiz şu anda dahil. Çünkü bunda daha önümüzde Armagedonlar var, Deccallar var, dünya kadar Yecüc, Mecüc neler olacak mesela? Daha bunlar olmadı ki ne? Bütün her şeyi haber verdi. İlla akbaran abi. Her şeyi ama. E tabii ki yani senin de şimdi bu gece evde gideceksin, hanımın sütü sıtmış da sana bir ikram edecek, onu da dedi demiyoruz yani. Ümmeti ilgilendiren meseleler. Tamam mı? Senin hanımınla aran mı bozuk, öbürünü bilmem. Onu mu söyleyecek yani? Ümmeti ilgilendiren bütün meseleleri bize bildirdi. Ama hafızlahu ben hafızlahu ve nesiyo ben nesiyo. Ezberleyen ezberledi, yazar yetiştiremezsin, kayıt yok. Ezberleyen ezberledi, unutan unuttu. Şimdi Ebu Said el-Hudri ezberi kuvvetli olanlarda. Orada var yüzlerce sahabe camide, ikindi ile akşam arası. Zaten herkes mescitte kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırırken cemaattan geri sahabeden bir kişi kalır mı yani? Herkes aynı mescitte. Yüzlerce sahabe-i kiram var. Rıdvanullah aleyhim. E şimdi öbür sahabenin hafızası diyelim, yaşla unuttu, şu oldu, bu oldu. Onun aklında 10 tane kaldı, öbürünün 20 kaldı, öbürünün 500 kaldı. 1500 kaldı, 5000 kaldı. E nasıl olacak ikindi ile akşam arası? Adam diyor ya bazı ilahiyatçılar, ya bu peygambere bu kadar hadis isnat ediyorlar diyor. Bu hem diyor bunun bu kadar konuşmuş olduğunu tahmin etmiyorum diyor. Lan sen dır konuşuyorsun. 23 senede senin konuştuklarınız, Resulullah boş konuşur mu? Her konuştuğu hadis. Seninkileri saysak kaç yüz bin eder dır. Resulullah diyor bu kadar konuşmuş mu? Nasıl konuşuyordu biliyor musun sallallahu aleyhi ve sellem? İkindide kalktı ayağa, akşam ezanına kadar. Sırf konuştu. Şimdi bunun dahası var. Bu şimdi burada. Bir gün ne yaptı biliyor musun? Bunun ravisi farklı. Amr ibn-i Ehtab-ül Ensari radıyallahu teâlâ. Bu zatın lakabı Ebu Zeyd'dir. Sahabe-i kiramdan. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaynak, Müslim. Sahih Müslim hadisi. Müslim, Bukhari'den sonra Ensari iki kaynaktan biri. Müslim. Tabii Müslim'de olduktan sonra artık binlerce aşağı doğru kaynak onu almıştır. Onu konuşmuyorum. Bütün ulema evliya itibar etmek zorunda ona Müslim olduğunda. Müslim herkesi bağlar. Müslim, efendim, Kur'an bağladığı gibi bağlar. Bukhari Müslim'in hadisi, Kur'an bağladığı gibi bağlar. Öyle bir şey yok onda. Bütün ümmet ittifak etmiş. Onun için şimdi ben Cessas hadisini inkar ettiği için bir Şafii hocasına itiraz ediyorum diye bana biraz şeyler ediyorlar. Ama yapma etme gitme. Neyi yapma gitme? Cessas hadisi, Deccal'ın adada olduğuna dair olan hadis Sahih Müslim'dedir. Hilafına başka bir rivayette yoktur. İtikadımız inanmak farzdır, vaciptir. Onun için orada sıkıntı yok diyemezler bana yani. Var orada sıkıntı. Ha Deccal'a inanıyor ama şu anda adada olduğuna inanmıyor.
E tamam da Deccal'a inanmasa zaten kâfir olur. Çünkü mütevâtir. Kendisi de yazmış kitabına. Deccal'ı inkar küfürdür diyor. Kendi de yazmış onu. Ama onu sulandırırsan, o sulandırdığın zaman o muydu, bu muydu, şu muydu? E sonunda, ahir zamanda bir Deccal gelecek. En tehlikeli soru tamam. Orada kurtardın. Kurtardın ama Sahih Müslim'de Temim-i Dâri hadisinde Cessâse'nin bir adada olduğu, bir Temim-i Dâri Hazretleri'nin gemisi kırıldı, oraya tahtalarla oraya atıldı. Orada gördü, geldi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı Medine'de. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bak ben bunları anlatıyordum. Gel sen şimdi gözünle gördün, sen anlat dedi. Mescitte bütün sahabe de dinletti ya. Böyle bir şey, gizli bir sır değil ki bu. Aa, buna sen inanmazsın, Sahih-i Müslim'de olan bir şeye inanmamak adamı ehl-i sünnetten çıkarır. Ehl-i sünnetten çıkarır. Ben laflarımı dikkatli konuşuyorum. Ehl-i sünnetten çıkarır ama ben demiyorum dinden çıkar. Ama mütevatirse bir konu, mesela İsa Aleyhisselam ineceği, mesela Deccal'ın ahir zamanda çıkacağı, bu mütevatirdir. Ha bunu inkar, dinden çıkarır. Çünkü Ahl-i Hüsi ne diyor? İsa Aleyhisselam ineceği, Deccal gibi mütevatir konuları inkarının kafirlik yapacağına, küfürle hükmedine ulema icma etti diyor Ahl-i Hüsi. İttifak var orada. Ama Deccal'ın içindeki bir teferruat, Deccal'ın kulağı nasıldı? Deccal'ın gözü nasıldı gibi bir teferruat. Bu teferruat sahih hadisteyse, Bukhari, Müslim, sahih kaynaktaysa buna da inanmak farzdır. Ne demek ya? Ha ben buna inanmıyorum dese biz de ona kafir oldun demeyiz. Deccal'ı kabul ettiği için, mütevatiri inkar etmediği için ama sahih hadis inkar ettiği için bidat ehli olur. Anladınız mı ne anlatıyorum? Kafanızı iyi çalıştırın. Tasnifler var. Şimdi Amr ibn-i Ahtab radıyallahu anh ne buyuruyor? Sahih Müslim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sabah namazını bize kıldırdı. Sabah namazında biraz erken sahabe-i kiramın kıldıkları anlaşılıyor. O noktada işte şimdi Mekke'de kılındığı gibi Hanbeli, Şafiiler de böyle erken kuruyorlar. Çünkü biz diyorlar namazı kıldıktan sonra dağılırken evimize giderken daha kadınlar da o zaman cemaate geliyor namaz kılmayı falan öğrenmeleri için ilk dönemde sabah namazını arkada duruyorlar. Yani kim kimdir, nedir? Zaten ışık da yok o zaman biliyorsunuz böyle. Efendim maddi imkanlar da zayıf olmuyor. Öyle her yere kandiller, bilmem neler, zeytinyağlar, fitiller. Öyle nerede o imkan? O bakımdan biz birbirimizi tanıyamazdık diyorlar. Yani tabii işrağı bekleyen zaten güneş doğacak ama işi var, bir kısmı kalktı gidiyor. Gidenler birbirini karanlıktan fark edemezdik kim olduğunu diyor yani. Demek ki erken kılınıyor. Bu hadis-i şerif sahihtir. Bu diğer mezheplerin, üç mezhebin delilidir. Bizim Hanefi'de bir yarım saat kala falan şey. O da tabii hadis-i şerif var. Esfiru bil fecr fe ne azabul lec. Sabah kılarken biraz aydınlık beklerseniz sevabınız daha çok olur buyuruyor. Hanefi'de onu almış. Ama yine de orada aradı, pay bırakmak lazım. Neden? Abdesti bozulsa bir şey olsa, bir daha gitse abdest alsa, karnı ağrısa, o namazı bozulsa, sonra bir daha abdest alacak, bir daha gelecek, sünnet vecih üzere işte 40 ayet en az okuyarak kılabilecek yani. O payı şeyde sonunda bırakmak lazım. Hanefi de o payı şart koşuyor. Çünkü o payı bırakmazsan bir yerin kanadı, burnun kanadı namazda, güneşe kalmış 3 dakika, sen namazı tamamlayacaktın, abdest gitti. Ne olacak? Sen 3 dakikada nasıl abdest alıp da gideceksin bir daha yetiştirene kadar 2 dakikada? Namaz gitti bu sefer. Onun için Hanefi de onu söylüyor yani. Hanefi de dibine dayandırıyor manasına. Gelmiyor. Ama içtihatları var müçtehitlerin. Sabah namazını yani erken vakitte kıldıklarına göre sabah namazını kıldırdı diyor. Namaz biter bitmez kalktı ayağa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Başladı kıyamete kadar olup bitenleri anlatma. Ebu Said el-Hudri neredekini başka bir günden bahsediyor. İkindi ile akşam arası diyor. Amr ibn-i Ahtab ile Ensari ne diyor? Sabah namazından başladı diyor. Şimdi ne kadar konuşuyor diyor meselesine gelen. Öğlen ezanına kadar hiç durmadan konuştu. Hatta minber de diyor. Minberden indi diyor. O üç basamaklı minber yapıldığı dönem demek ki. Evvelce hurma kütüğüne yaslandığından sonra demek. O anlaşılıyor. Minberden indi. Öğlen namazını kıldırdı. Namaz bitti.
bir daha çıktı diyor konuşma. Hemen sıfır. İkindi ezanına kadar devam etti. İkindi ezan oldu, ezan okundu, işte kâmet getirildi, sünnet kılındı. Geçti ikindiyi, kıldırdı, yeniden minbere çıktı. Hiç fasıla yok. Akşam ezanına kadar, bu en az 10 saat, ki Medine'de bizim gibi böyle gece gündüz gel gitti 9 saat farkı yok. Medine'de gece gündüz araları 1 saat falan oynar yani, yaz-kış mevsimlerinde. İmsaktan sonra namazı kıldığını düşün, imsaktan 1 saat sonra başladığını düşün, akşam ezanına kadar. Kaç saat eder yani Medine'de? Hiç durmadan konuştu. Peki ne konuştu? Bak Sahih Müslim, Kur'an gibi inanacaksın. فَاَخْبَرَنَا bize bildirdi. Bima o şeyleri ki kâne, geçmişte oldu. Ve bima o şeyleri ki hüve onlar kâinün, bundan sonra kıyamete kadar olacakların hepsini bildirdi. Ümmetiyle alakalı. Hepsini bildirdi. Peki şimdi o kadar sahabe orada 5 vakit namazın sabah, öğlen, ikindi, akşam 4 vaktinde orada bulundu bu kadar sahabe. 4 vakit cemaat var orada. Bunların hangisi daha bu işi biliyor? فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا. En çok bilenimiz kim? Kimin hafızası daha fazlaysa, kimin ezberleme kabiliyeti daha fazlaysa, bir de ezberlemek yetmez, sonra onu korumak var. Hastalanırsın, yaşlanırsın, Alzheimer olursun. Kim daha çok bellekte tutabildiyse, şu anda en büyük alim kim? Kıyamete kadar olacak. En büyük alimimiz kim? En büyük alimimiz hafızası en fazla yerinde olan. Orada öyle oldu yani çünkü. Herkes eşit dinledi yani. Tabii sahabe arasında bu burada en belirgin olan hangisi? Hafızası en zirvede bu noktada. He? He? Kim? Belki Ebu Hureyre daha Müslüman olmamıştı, onu da bilmiyoruz. Ebu Hureyre son 4 sene. Buradaki hafızada zirve, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrı, sırdaşı kim idi? Münafıkları kime söylemişti? Aha, bir Huzeyfe demediğim kaldı ya, onu da nenem de bilir artık da. Huzeyfe radıyallahu teala. Bellek en kuvvetli ondaydı. Bu meselelerle alakalı. Anladım. Şimdi geldik. Bir hadis daha okuyorum. Bukhari ve Müslim. Müttefekun aleyh denir buna. İkisi ittifak ederse. Müttefekun aleyh. Tamam. Şimdi o Medine'nin kanalı var ya, devamlı Ravza'yı veriyor. Dijitürk'te falan. Orada hadisler okuyorlar devamlı. Medine kanalı. Mekke Kur'an okuyor. Medine hadis okuyor. Bilmiyorum dinliyor musunuz? Anlamıyoruz ki ne dinleyelim diyorsunuz. Siz de haklısınız, bir şey demiyorum. Efendim, ben öyle vaktim olsa da olmuyor, hiç vaktim olmuyor ama ayakta mayakta bir iş yaparken yine birkaç hadis dinleyeyim diye. O arada kitaba bakamayacaksam. Orada o şey yaparım ben. Hadisi bitiriyor. Sonda diyor, müttefekun aleyh. Bazen diyor, ravahul Bukhari. Bazen diyor, ravahul Tirmizi. Diyor, ravahul Darimi. Bazen de ne diyor? Müttefekun aleyh. Ne demek o? Bukhari ile Müslim ikisi de ittifak etmiş. Murat Bardakçı diyor ya adamım, ulan biraz Osmanlıca öğren. Bir şuna buna bir hava atarsın diyordu ya. Siz de bu müttefekun aleyh şey yapın, arasını açın maçın oturuyorken müttefekun aleyh. Bu ne demek biliyor musun? Bukhari Müslim'de var falan. Bir hareket çekersiniz yani. Müttefekun aleyh bu. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh buyuruyor. قَامَ ف۪ينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ قَامَنْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda bir makamda durdu. Yani ayağa kalktı, durdu diyor. Bizim aramızda diyor. مَا تَرَكَ شَيْئًا Dikkat! Hiçbir şey bırakmadı ki yekûnü olacak fî mekâmi zâlike. O durduğu yerden itibaren, o dakika konuştuğuna başladığına itibaren ilâ kıyâmi saati kıyamet kopana kadar, kıyamet kopana kadar ne kadar şeyler, hadiseler olacaksa illa haddese bi, hepsini anlattı.
bir şeyi eksik bırakmadı. Sallallahu teala. Hem Buhari hem Müslim. Biz dinimizi, helalımızı, haramımızı, namazımızı, rekatımızı bu kadar meseleleri bu hadislerden almıyor muyuz? Alıyor. Resulullah gaybı biliyor muydu, bilmiyor muydu, bildirmiş miydi? Allah Teala ona bu aynı kaynaklarda bunlar da geçiyor. Zaten buna inanmıyorsan öbürü de gitti yani. Din de gitti yani.